İyi akşamlar Artı TV izleyicileri. Bugünkü hukuk vicdanın konusu 4 Kasım siyasi operasyon olarak da kamuoyunca bilinen HDP'li seçilmiş milletvekillerine, aynı zamanda belediye başkanlarına ve siyasi yönetim kadrolarındaki olan birçok kademedeki kişiye yapılmış olan siyasi operasyonun 1. yılı yarın da olacak ve onunla ilgili çok değerli, tabii ki aynı zamanda bu konuyla ilgili konuşabilecek en yetkili isimlerden birisi, çok değerli bir konuğum var. Serpil Kemalbay, HDP eş genel başkanı. Hoş geldiniz Serpil Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Serpil Hanım, kusura bakmayın sesimden dolayı, biraz gribal bir durumdan dolayı. Şimdi Artı TV izleyicileri veya kamuoyu zaten birçoğu yakından ilgilenenler bilir. 4 Kasım'da ne oldu? 4 Kasım'da ben isterseniz bir girizgah yapmak isterim. 4 Kasım'da özellikle saat 0:45 ile yarın olacak 1 yılını dolduracak 4 Kasım'la ilgili operasyonda iki arasında ifadeye çağrılan HDP milletvekillerinden, özellikle kendilerine çağrıları olduğu savcılara, bu siyasi darbeye ortak olmayın şeklindeki uyarılarına rağmen gece yarısı HDP eş genel başkanı, başkanları o zamanlar tabii Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ve aynı zamanda grup başkan vekili İdris Bölüken, milletvekillerinden yine sırasıyla Önder, İmam Taşçıyer, Nursel Aydoğan, Ziya Pir, Abdullah Zeydan, Nihat Akdoğan, Selma Irmak, Gülsel Yıldırım, Faysal Sarıyıldız, Ferhat Ençu, Leyla Birlik, Tuğbe Hezer hakkında Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Van illerinde savcılıkla gözaltı, eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Böyle bir aynı zamanda bir şekilde düğmeye basılmış gibi, tabii öncesi var tabii bunun, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte, ama aynı gün, aynı gece, aynı saat aralığında böyle bir operasyon yapıldı ve yarın da 1. yıl doluyor ve şu anda da 9 tane tutuklu HDP'li milletvekili halen tutuklu olarak devam ediyor. Tutuklulara aynı zamanda adını biraz sonra anacağımız belediye eş başkanları da birlikte. HDP grubu olarak 2 Kasım'dan itibaren mecliste epey bir bu konuyu dillendirdiniz ve aynı zamanda yine kamuoyunun gündemine getirdiniz. Buna ilişkin olarak bugün ve yarın neler yapılacak onu sorayım. Bir de aynı zamanda bu konuyla ilgili bu operasyonu, siyasi operasyonu, ben böyle bir girizgah yaptım ama asıl ayrıntılarını sizden almak isteriz. Evet, 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece partimize yönelik siyasi bir operasyon gerçekleşti. Aslında biz böyle bir operasyonla karşılaşabileceğimizi de tahmin ediyorduk. Biliyorsunuz dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldiğinde aslında 7 Haziran'ın hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ifade edilmişti o zaman. Denmişti ki hesabını verecekler, dokunulmazlıkları meclisin gündemine alması gerekir ve dokunulmazlıkların kaldırılması için harekete geçilmesi gerekir. Bunu bir gerekir. Yurt dışı Mealen gezisinde böyle bir şey... uçakta söylemişti değil mi? Evet. Evet. 7 Haziran'ın arkasından söylemiştim. Belki oradan başlamak gerekir. Aynen öyle. Evet. Yani aslında 7 Haziran'da ne oldu? Bu bizim bugüne kadar yaşadıklarımızı tarif eden fotoğrafı biraz orada görebiliriz. 7 Haziran'da ve öncesinde Türkiye büyük bir coşkuyla, renklilikle ortak bir yaşamı, yeni bir yaşamı inşa edebileceğine inançla, güvenle seçime gitmişti ve orada barış kazanmıştı. Barış ve demokrasi önemli bir destek almıştı biliyorsunuz. Ve 7 Haziran seçimlerinin arkasından AKP iktidardan düşmüştü. Tek başına bir hükümet kuramamıştı. Ve günlerce Erdoğan medyanın karşısına çıkamamıştı. Ve daha sonra bu seçimleri yok sayarak, bu seçimleri olmamışa çevirerek yeni bir seçim takvimi ilan ettiler ve 1 Kasım'la 7 Haziran arasında Türkiye
son derece korkunç katliamlarla, çatışmalarla, savaş ortamıyla karşı karşıya kaldı. Ve kitleler bir gelecek korkusuna, beka sorununa yönelik olarak bir algı operasyonuna maruz kaldı. O şartlarda, o ağır şartlarda, savaş koşullarında 1 Kasım'a gidildi. Ve 1 Kasım'da da... Bütün bu olumsuzluklara rağmen barajı aşarak %11 bütün bu olumsuzluklara rağmen HDP barajı aştı. Halk yine demokrasi ve barışa oyunu verdi. Ve bir süre sonra tekrar Erdoğan başladı dokunulmazlıkların kaldırılması gerekir diye. Yani umuyordu ki 1 Kasım'da HDP baraj altında kalsın ve bu işi o şekilde halletsin. Aslında karşı karşıya kaldığımız şey Türkiye'de ana egemen sistemden, ana akım siyasetten farklı alternatif bir siyasi seçenek sunan ve bu siyasi seçeneği halkların geniş kesimleri tarafından memnuniyetle karşılanan partinin yok edilmesiydi, ortadan kaldırılmasıydı. İşte bunun için dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelmişti. Biz o zaman şunu söyledik, dedi ki dokunulmazlıkların gündeme gelmesi Türkiye siyaseti açısından demokratik siyasete bir saldırıdır. Ve sadece HDP'ye de bir saldırı olmaz. Bu aslında Türkiye demokrasisine bir saldırıdır dedik ve karşısında olunması gerektiğini söyledik. Ancak işte sizin de bildiğiniz gibi parlamentonun işte AKP, MHP'nin oylarıyla CHP'nin de hukuk yukarıdan aslında diyelim merkezi yapısının, kurumsal yapısının özellikle oluruyla anayasaya aykırıdır ama biz evet diyeceğiz dedikleri için bir kısmı evet vermemişti ama bu şekilde dokunulmazlıklar da kaldırılmış oldu. Ve biz bu 9 milletvekili derken artı 1 diyoruz. Enis Berberoğlu da tutuklu şu anda. Evet, şu anda 10 milletvekili evet. Hapishanede. Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra da işte önce bizim belediyelerimize yönelik bir operasyon gerçekleşti. Daha sonra da partimize yönelik 4 Kasım siyasi darbesi gerçekleştirildi. Kaç belediye şu anda saldırı dediğimiz yani kayyum atanarak görevden alınan ve sonra da bir kısmında tutuklandı? Evet. Belediyelerimiz 94 belediyemize kayyum atandı. Ve aslında diğer belediyeler de yani 102 belediyemiz var. Bunlar da aslında fiilen kayyum atanmış durumda. Yani valilik ve kaymakamlığın direktifleri dışında hareket kabiliyeti kalmadı. Bu belediyeler şu anda kayyumlar tarafından yönetiliyor. Halkın oradaki seçmenlerin iradesi tamamen evet. Ortadan kaldırılmış durumda. Oraya daha sonra isterseniz tamam. Gelelim ama önce evet. Önce belediyelerimize yönelik bir saldırı geldi. 4 Kasım'daki saldırıda dediğiniz gibi eş zamanlı ve eş güdümlü bir operasyon oldu. Yani farklı farklı dosyalar, farklı farklı illerdeki savcılar aynı anda tek bir hareketle operasyon yaptılar. Her şey hazırlanmış. Hangi hapishaneye konacakları, hangi koğuşa konacaklarından tutalım da çünkü hangi ulaşım mantığına göre şöyle bir şey. Evet. Çünkü her bir gözaltına alınan sonra tutuklanan milletvekilleri ve belediye başkanları ilgili dosyalar farklı farklı. Yani olay hukuki delillerin ötesinde, yani tartışmanın dışında o ayrı dosyalarla eş zamanlı bir farklı illerden eş zamanlı bir düğmeye basılan bir durum evet. var. Yani farklı dosyalar olmasına rağmen ama evet. Düğmeye aynı noktadan basılmış. Evet. Bu aslında hukuki bir süreç olmadığının en evet. önemli kanıtlarından bir tanesi. Aslında bir yargılama olmadığını, bunun bir siyasi tasfiye hareketi olduğunu ve bir siyasi bir darbe olduğunun açık kanıtı zaten bu. Çünkü öyle bir kurumu yok devletin. Yani savcılar bir araya gelecekler ve birlikte farklı farklı dosyalar için birlikte hareket edecekler, birlikte organize olacaklar. Böyle bir kurum olmadığı için bunun aslında başka bir yerden yönetildiğini, başka bir hamle, başka bir yerin hamlesi olduğunu biz görebiliyoruz. Kaldı ki bunu zaten
siyasi bir operasyon olduğunu önceki hamleler de gösteriyor. Hazırlık aşamaları. Hazırlık aşamaları. Dokunulmazlıklar kaldırılmadan önce, işte dokunulmazlıklar kaldırılmalı dendiği andan itibaren hemen 2015'ten geriye doğru 2012'ye kadar işte pek çok dosya hazırlanıyor ve bunların yarısından fazlası son bir ayda hazırlanıyor. Yani 510 fezleke hazırlanmış. Bu 510 fezlekenin çok büyük bir kısmı son bir ayda hazırlanıyor. Diğer geri kalanlar da işte zaten daha önceden açılmış davalardan oluşuyor. Bütün bu tablo bize aslında siyaseten yenemediğini, siyaseten alt edemediğini bu şekilde bir tasfiye ile, siyasi tasfiye ile ortadan kaldırma girişimi. Tabii ki bu yani bir tek Erdoğan'a ve AKP'ye mal edilecek bir durum da değil. Erdoğan, AKP iktidarı bunun başını çeken, yani saray AKP iktidarı bunun başını çeken konumda. Fakat aynı zamanda burada bir ittifak olduğunu biz görüyoruz. Bu ittifak MHP, milliyetçiler, ulusalcılar ve buna CHP de dahil olmak üzere bir işte Kürt siyasi hareketi temelli ve onu daha da genişletebiliriz ittifaklarıyla, dostlarıyla birlikte bu hareketi ortadan kaldırmaya yönelik, geriletmeye yönelik bir hamlede anlaşılmış görülüyor. Ortak olunmasaydı eğer tabii ki bu gerçekleşemezdi. AKP-Erdoğan rejimi içinde tabii ki bu onun tek adam rejimini kurma yolundaki en önemli engeli ortadan kaldırmak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. O yüzden de hani bunun başını Erdoğan AKP iktidarı çekiyor diyebiliriz. Bu şekilde başlayan bir operasyon. Bu operasyon halkın iradesini yok saymak. İşte toplarsak yani yaklaşık 6 milyonu aşkın insanın, 6 milyonu aşkın seçmenin, evet seçmenin oy verdiği bir partiyi siz burada tasfiye etmeye çalışıyorsunuz ve hukuksuz bir yolla tasfiye etmeye çalışıyorsunuz. Bunun karşısında şunu umdular, dediler ki eğer biz böyle bir hamle yaparsak o zaman HDP dağılır gider yani. Kaç tane şu anda benim elimdeki en son verilere göre 27 vekile 67 kere gözaltı yapılmış. 15 vekilimizi tutukladılar. Tutuklamışlar. Yani o ilk gece 11 vekilimizi evet. Ama daha sonradan 15 vekilimizi tutukladılar. Şu anda 9 vekilimiz tutuklu. Diğer eş başkanı Selahattin Demirtaş zaten Edirne'de ve hakim karşısına çıkartılmıyor. Onunla ilgili de geçen de Meral Danış Beştaş bir belge sunmuş. Adalet Bakanlığı Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'na bir belge sunmuş. Değinmek ister misiniz bu belgeye? Evet. Yani özellikle yani hakim karşısına çıkarılmama konusuyla ilgili böyle bir şey var. Yani direnç var. Biz neden dokunulmazlıklara karşı çıkıyorduk? Diyorduk ki dokunulmazlıklar, herkesin dokunulmazlığı kaldırılabilir. İfade özgürlüğü, kürsü dokunulmazlığı sabit kalmak, baki kalmak şartıyla dokunulmazlıklar kaldırılabilir ama herkesin kaldırılsın. Aksi halde bu siyasi bir karardır, hukuksuzluktur. Şimdi tam da onu kanıtlayan bir süreç de yaşıyoruz. Çünkü zaten yargı tamamen sarayın egemenliği altına girmiş durumda. Yani işte düğmesi olmayan cübbeler ilikleniyor ve sarayın önünde baş eğiliyor. Evet. Böyle bir yargı sistemiyle biz karşı karşıyayız. Böyle bir yargının olduğu yerde bağımsız ve tarafsız olmayan, tarafsız olmayan bir yargının olduğu yerde siz böyle bir gücü, böyle bir yetkiyi siyasete vermiş oluyorsunuz. İşte onun kanıtı da benim elimde. Geçen gün bize gizli arkadaşlar belge gizli adı altın gizli ibaresiyle belgeyi yayınlasınlar ellerinde var. Bir de basından gözaltı. Bu belge Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş Adalet Bakanlığı'ndan bir yazı bu. Kayseri
Şu altı çizili olan kısımlar... Evet, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Selahattin Bey'i mahkemeye katılması yönünde karar alıyor. Evet. Fakat Adalet Bakanlığı onu yönlendiriyor. Diyor ki silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan ve kamuoyu tarafından yakından bilinen ve takip edilen adı geçen tutuklunun bulunduğu il dışında yapılacak duruşmalarına getirilip götürülmesine işte çeşitli sebepler saymış. Uygun olmadığına dair bir belge bu. Gizli ibaresiyle başsavcılığa, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor. Yani bu aslında... Alenileştirici için çünkü böyle bir kamuoyu Adalet Bakanlığı'nın yargıya müdahalesi olduğu için artık gizli belge olmaktan çık suç belgesi aslında. Bu aslında bir suç belgesi. Belgesi aynı evet. zamanda bugüne kadar pek çok kez işlenen bir suç da var burada. Bir siyasetçiyi hem dünyada saygın hem Türkiye'de saygın bir siyasetçiyi 6 milyon seçmenin oyunu almış bir siyasetçiyi burada işte tanımlama şekli aynı zamanda işte büyük bir suçtur. Ve bu suça karşılık bizim ama yapabileceğimiz ne var derseniz işte bu yargı sistemiyle hiçbir şey yapamıyoruz. Yani yargıya başvuruyoruz, hakkımızı arıyoruz ama herhangi bir sonuç alamıyoruz. Biliyorsunuz daha önce de AKP Genel Başkanı Erdoğan bir uluslararası toplantıda HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için terörist ibaresi kullanmıştı ve biz bunun için de suç duyurusunda bulunmak için savcıya başvurduk. Savcıya gittiğimizde savcı böyle bir başvuruyu kabul edemeyeceğini söyledi. Cezai sorumluluğu olmadığı için Cumhurbaşkanı bize böyle söyledi. Yani böyle bir hukuk sistemine tamamen çürümüş, çökmüş, kendini iktidara teslim etmiş bir hukuk sistemine bizim böyle bir dokunulmazlıkların kaldırılması ve işte siyasetçilerin yargılanması işlemini bırakmamız tam bir işte siyasi tasfiye sürecinin parçası haline gelmiş oluyor. Şu anda tutuklu olan milletvekillerimizin fotoğraflarını arkadaşlarımız verecek. Belediye başkanlarının da bazılarının tabii. Çünkü belediye başkanları da işte Van Büyükşehir Belediye Başkanı, eş başkanlarından Bekir Kaya'dan, Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışan'a, evet. Dersim Belediye eş başkanları tutuklu. Halen birçok sayamadığımız isimler var tabii burada. Onların fotoğraflarını, şeylerini arkadaşlarımız verirken şunu sormak isterim. Kamuoyuna yansıyan 3000'in üzerinde bir HDP'ye yönelik milletvekilleri, belediye başkanları ve aynı zamanda seçilmiş yöneticiler olarak. Bu 3000 rakamı doğru bir rakam mıdır yoksa daha çok bir rakamı mı etkilemiştir yani çevre açısından, yani yargısal olarak? Şöyle, bu son 2,5 yıldır sürekli olarak operasyonlara maruz kalıyoruz. Bir kere belediye eş başkanlarımızın tutuklu olduğunu söylemiştik ve... Bu görüntüler de dünkü eylem değil mi? Evet. Milletvekillerinin meclisteki eylem. Evet. Meclis başkanıyla. Bu şeydeki Edirne hapishanesi. Edirne'de yaptınız, evet. Siz de orada evet. yaptınız. Evet. Ama Edirne hapishanesine daha önce gittiğinizde. Evet. Evet. Şöyle söyleyebiliriz, 10 bini aşkın gözaltı yaşadık biz bu süreçte ve 3 bini aşkın tutuklumuz var. Tabii bu sürekli değişebiliyor. 3 bin ile 5 bin arasında bir gidiş geliş oldu ve fakat bununla sınırlı değil. Tabii serbest bırakılanlar da serbest değil tam, serbest bırakılanlar, denetimli serbestlik şartıyla bırakılanlar, sürgüne gitmek durumunda kalanlar, öyle diyebiliriz ki sayı neredeyse 300 bini aşkın bir HDP siyasi yapısını etkilemiş durumda. Evet, evet. 300 bin aşkın üyemiz, partililerimiz, belediye çalışanlarımız, meclis üyelerimiz bu süreçten, aktif HDP'li siyasetçi etkiliyor.
aktif bir şekilde çalışan arkadaşlarımız etkilenmiş durumda. Fakat buna rağmen HDP yoluna devam ediyor ve ayakta güçlü bir şekilde, sağlam bir şekilde duruyor. Yani bu, inanın ki şu anda kim gidiyorsa, kimin yeri boşalıyorsa daha güçlü bir şekilde o yer doluyor. Serpil Hanım, bir şey soracağım. Bu İYİ Parti kuruldu, Meral Akşener başkanlığında, biliyorsunuz. Ondan önceki 1,5-2 ay öncesine kadar ki anketlerde HDP yine buna rağmen, sizin de aktardığınız gibi, barajı aşmakta bu haliyle bile. Fakat İYİ Parti kurulmasından sonra bir anket yayınlandı. Garip bir şekilde İYİ Parti'nin girmesiyle HDP'nin oyları sanki İYİ Parti'ye gitmiş gibi bir durum var. Acaba böyle bir... Bu anket sonuçlarıyla böyle mi devam edecek? Çünkü 2 ay öncesi farklıydı. Bir tane anket bunu gösteriyor. Yani bu böyle anketlerle bir algı mı oluşturuluyor? Evet. Yoksa bu kadar kayış Kürt HDP seçmeninden böyle bir İYİ Parti'ye bir kayış mı var? Evet, İYİ Parti kuruldu. Evet, yani Türkiye'nin iyi bir partiye ihtiyacı var. Ama Türkiye sağının, merkez sağının iyi bir partiye ihtiyacı var. Ama bu İYİ Parti mi? Bu soru işareti diye düşünüyorum ben. Bu anketler şimdiye kadar hep HDP'yi barajın üstünde gösterdi. Son anket, sizin dediğiniz gibi Gezici'nin yaptığı bir anket, farklı gösteriyor. Aslında burada verilen rakamlara baktığımız zaman, hani Kürt seçmeninin böyle bir hareket göstermesi, bu şekilde dağılım göstermesi çok inandırıcı görünmüyor. Bir algı operasyonu da olabilir bu. Zaman zaman anketler yapılıyor ama hani bu anketler gerçekleri de yansıtmayabiliyor. O yüzden hani bir PR çalışması olabileceğini ben düşünüyorum doğrusu. Peki önümüzde bir yerel seçimler takvimi tekrar konuldu. Belki erkene alınma ihtimaliyle birlikte. Yerel seçimlerle ilgili HDP'nin biraz önce değindiğimiz gibi bütün bu etkilenmiş haliyle birlikte, siyasi operasyonlar, hukuki olmayan süreçle ilgili birlikte hazırlığı nasıldır? Kayyumlar atanmış ve aynı zamanda bu kayyumlarla Diyarbakır'da birçok tarihi, kültürel ve evet, kimliksel tarihe ilişkin olarak birçok şey de aslında kaldırılmış. Yani Kürt gerçeğiyle 90'lı yıllarda yüzleşmeye çalışan Demirel hükümetinden bugüne kadar var olan o şeyden bile daha geri plana düşürmüş durumda o kayyumların atandığı bölgelerdeki uygulamalar karşısında. Seçmeni nasıl buluyorsunuz ve çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Önümüzdeki mesela Mart'ta veya Nisan'da bir yerel seçim olursa. Şimdi özellikle 11 il, Kürt coğrafyasındaki 11 il sokağa çıkma yasaklarıyla aylarca, bazen bir yıl aşkın bir süre abluk altında tutuldu ve buralarda çok güvenlikçi politikalarla dolu bir zaman geçti, uzun bir zaman geçti ve burada yaşananlar asla unutulacak şeyler değil. Yani 11 il, 47 ilçede çok ağır askeri operasyonlar ve şiddet ortamı, savaş ortamı geçirdi bu iller ve bugün de Hakkari'de bir ay yine bir sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte hala sürüyor. Evet. Hala birçok yerde sokağa çıkma yasakları ya yeniden ilan ediliyor, operasyonlar yapılıyor ya da zaten sürmekte olan bazı, özellikle Sur'da, Diyarbakır'da bazı yerlerde de devam ediyor. Şimdi buralar tamamen işgal altında gibi. Yani bilmiyorum, hiç gitme şansınız oldu mu? Ama biz oradaki yaşamın ne kadar zor olduğunu belki burada anlatamayız. O kadar ağır. Zaten Cizre'de, Sur'da, Şırnak'ta, Silopi'de, buralarda yaşanan şeyler savaş suçlarının da olduğu, işte
sivillerin yaşamını kaybettiği olaylara sahne olmuştu biliyorsunuz. Bununla ilgili hem İnsan Hakları Derneği'nin, İnsan Hakları Vakfı'nın ve Birleşmiş Milletler'in raporları da var. Evet. Ve o raporlarda da bunlar sabitlenmiş. Mesela 78 çocuğun öldüğü, 71 kadının öldüğü, 322 sivilin yaşamını yitirdiği sadece o ablukaların olduğu dönemde. Ve işte o savaş ortamında 2000'i aşkın insanın yaşamını yitirdi. Evet. 500 bin insanın zorla göçe maruz kaldığı böyle bir durumla yakın. Hı. Yani şu iki buçuk yıl bunlar yaşandı orada. Bu konuyla ilgili geçende de CHP'li bir milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın hatta milletvekilinin düşürmesiyle ilgili olanları duyurduğu için hatta milletvekili düşürdüğü konusuyla ilgili bir açıklamada bulundu o bölge içerisinde. Biliyorsunuz bizim... Bu milletvekilleri hızla jet hızıyla zaten aktarımda bazılarını Faysal Tuğba Ezer'le Faysal Sarı Yıldız'ın herhalde devamsızlıktan dolayı milletvekilleri düşürdü. Evet. Yine Anayasa Komisyonları'na ve aykırı. Diğerinin de verilen kararlarla. 5 vekilimizin milletvekillikleri düşürüldü. Bunlardan işte biliyorsunuz Figen Yüksekdağ'ın hem eş genel başkanlığı hem milletvekilliği düşürüldü. Siyasi yasak getirildiği için. Aynı zamanda Nursel Aydoğan ve kadın sözcümüz Besime Konca milletvekillikleri düşürüldü. Tuğba Hezer ve Faysal Sarı Yıldız'ın gerçekten meclisin tarihinde olmayan, teamülde olmayan bir şey hayata geçirildi ve devamsızlık sebebiyle alındı. İşte gerçekten de orada... Bugün Selma Irmak'ı meclis başkanı olarak önerdiniz ve bugün de ceza... Evet, 10 yıl ceza aldı. Tekrar şeye dönersek, yerel yönetimlere dönersek gerçekten de Faysal Sarı Yıldız'da, Tuğba Hezer'de, diğer milletvekillerimiz de aslında bütün milletvekillerimiz ve bütün yerel yöneticilerimizin hepsi gerçekleri söyledikleri için, kürsüyü gerçekleri anlatmak için, halkın yaşadıklarını anlatmak için kullandıkları için cezalandırıldılar. Bugün fezlekelere baktığımız zaman, o fezlekelerin içini neyle doldurduklarına baktığımız zaman hepsi ya parlamentodaki kürsüdeki konuşma, ya da o konuşma seçim bölgelerinde. Nedir? Cizre'de yaşanan katliamlar, oradaki sivil ölümleri, oradaki insan hakları ihlalleri, abluka bunlar anlatılmış ve bunlar anlatıldığı için cezalandırılıyorlar. İşte yerel yönetimler de bizim bu 2,5 yıl bu kadar zor geçen bir 2,5 yıldan sonra yerel seçimlere nasıl bakacağız, nasıl gideceğiz diye sorunuza dönersek öncelikle yani Kürt illerinde, kayyum atanan illerde oradaki demografiyi değiştirmeye yönelik, oradaki siyasi kültürü, yaşamı değiştirmeye yönelik büyük bir çaba var. Örneğin Sur'un insansızlaştırılması bununla ilgili bir şey. Sur'da binlerce yıllık bir tarih, kültür yok ediliyor. Bu yok edilme, hafızayı kazımak, hafızayı silmek, o hafızayı silmekteki amaç da İşte hem bir kültürü yok ediyorsunuz hem de oradaki geçmişte o iradeyi, siyasi iradeyi de ortadan kaldırmak istiyorsunuz. İşte iktidarın yapmaya çalıştığı aslında bizim çok yüksek oranlarda oy aldığımız bu illerde yapmaya çalıştığı şey tamamen bu. Yani o siyasi birikimi ortadan kaldırmak, tasfiye etmek, TOKİ'lerle betonlaştırarak oradaki yaşamı işte kendi geleneğinden, kültüründen uzaklaştırarak asimile etmek ve oradaki kendi egemenliğini kurmak ya da işte yeniden oraları apolitik kentler haline dönüştürmek çabası var. Evet. Yani bu çabaya karşı büyük bir direnç var. Onu söyleyebiliriz. Yani bu kadar çok devletin bütün güçlerini kullanarak hem askeri olarak hem ekonomik olarak hem hukuksal olarak sosyal olarak pek çok şeyi orada kullanarak halkın üzerine gidiliyor ve oradaki yapı ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Buna karşı büyük bir direnç var ve çok büyük bir öfke var. Çok büyük bir öfke birikiyor orada. Örneğin kayyumlar ne yapıyor orada? Yani kayyumlar neden atandı?
ve kayyumlar orada ne yapıyor? Herkes kayyumlar orada işte belediyeler terör örgütüne yardım ediyor. O yüzden kayyumlar atandı diye herkese bu şekilde anlatıldı. Baktığımız zaman kayyumların atanması işlemi tamamen hiçbir hukuki işlem yapılmadan önce gerçekleşmiş. Yani önce belediye eş başkanları, meclis üyeleri gözaltına alınıyor, kayyum atanıyor. Daha sonra suç isnat ediliyor. Ve hiçbiri hakkında herhangi bir şekilde yolsuzluk, usulsüzlükle ilgili en ufak bir şey yok. Zaten bizim belediyelerimize anında, yani belediyeler kazanıp koltuğuna belediye eş başkanları oturduğu anda müfettişler de geliyor. Sürekli orada müfettiş raporları. Bir odada onlar da oturuyorlar. Olsaydı sanırım çok da basında yer alırdı. Kesinlikle. Çünkü bir kibrit çöpü kadar bile bir yolsuzluk olmadığı halde AKP Genel Başkanı çıkıyor ve her defasında bu yalanı söylüyor. Daha geçenlerde de söyledi. Dedi ki işte oraya kayyum atadık çünkü işte Kandil'e para gönderiyorlar. Peki kanıtla, bir tane belgen olsun, bir tane mahkeme kararın olsun. Hayır. Herkes yargılanıyor, herkes tutuklanıyor, herkes rehin alınıyor. Fakat AKP Genel Başkanı Erdoğan istediği çamuru atıyor. Fakat en ufak bir şekilde kanıtlamak zorunda değil. Her türlü yalanı defalarca söylüyor. Buna karşılık hiçbir savcı harekete geçmiyor ya da bizim suç duyurularımız karşılıksız kalıyor. Böyle bir eşitsizlik var. Yani parlamentoda benim karşımdaki kişi, yani benim rakibim olan kişi, eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın rakibi olan partinin başkanı, genel başkanı istediği yalanı söyleyebiliyor, istediği iftirayı atabiliyor, partimize yönelik istediği algı operasyonunu yapabiliyor. Medya onun elinde, yargı onun elinde, devlet onun elinde, her şeyi yapabiliyor. Fakat bizim bu hak arayışlarımız devam edecek. Biz yani ona bir şey yapamıyoruz derken, biz onların kendi sistemi içerisinde, kendi hukuk sistemi içerisinde sonuç alamıyoruz. Bunun karşılığında da biraz önce söylediğimiz gibi bölgede halk her şeyin farkında ve kabul etmiyor bu uygulamaları. Aynı şekilde partimiz de bu konuda mücadelesini sürdürüyor. Serpil Hanım, bir genellikle HDP dikkat ettiği bir husus, kadın siyasetçilere olabildiğince ağırlıkta yer vermesi ve ciddi bir kotası var. Ve bu konuda eş başkanlarından birisi de hep de kadınlardan seçilir. Bu sürecin aynı zamanda kadın siyasetçilere ve kadınlara yönelik olduğunu Gülten Kışanağ ziyaretimde özellikle bu konuyla ilgili bu sürecin kendilerini kadınlara vurduğunu bir taraftan da. Yani hem kültürel kimliklere hem toplumsal haklara vurduğu gibi örgütlenme özgürlüğüne, ama en çok da kadınları etkilediği konusuyla ilgili bir öyle bir beyan olmuştu. Gerçekten de siyaset olarak şu anda bu biraz önce saydığınız süreç içerisinde HDP'li ne kadar kadın siyasetçi bundan etkilenmiştir ve ne kadar da katılım veya buna ilişkin coşku nedir? HDP bu baskı ve aynı zamanda hukuksuzluk karşısında. HDP'nin ve onun aslında şimdi bileşeni olan, önceli olan partilere baktığımızda kadın siyasetini ana akım siyasetine de taşımış. Yerelden, yerinden örgütlenmelerinde her zaman bu eşit temsili, siyasette eşit temsili oturtmaya çalışmış. Böyle bir geleneği yaratmış. Çok önemli bir gelenek bu. Aslında dünyada da sayısız, hani çok az, böyle örnekler çok fazla yok. Örnek gösterilecek bir siyaset anlayışı. Kadının siyasetteki eşit temsili. Bu parlamentoya kadar yansıdı ve hatta öyle ki
hükümet yurt dışına gittiği zaman kendisinin karnesinin iyi noktaları olarak bizim bu siyasetteki katılımlarımızı, kadın katılımını, oradaki başarılarımızı anlatıyordu. Öte taraftan yerel siyasette bu çok etkili. Yerel siyaset. Bunu sorarken müftülük yasası da tabii gündeme geldi. Evet. Bununla birlikte bu sorumu cevaplarsanız. Yerel siyaset de çok önemli. Biliyorsunuz yerelde yani birebir dokunabiliyoruz ve hayatını insanların değiştirebiliyoruz. Birlikte bir mücadeleyle, ortak bir mücadeleyle insanların gündelik yaşamları kalitelileşebiliyor. Bununla ilgili pek çok politika geliştirdi bizim yerel yönetimlerimiz. Özellikle kadın politikası müdürlükleri oluşturarak, işte şiddete uğrayan kadınlarla ilgili sığınma merkezleri açmaktan tutalım da kadının ekonomik hayata katılımına kadar o kadar çok çalışma yürüttü ki kayyımlar bütün bunları bir kere ortadan kaldırdılar. Kaldırdı. Evet. Politikaların başına mesela kadın politikaları ile ilgili müdürlüğe bir erkek atanmış durumdadır ya da bu çalışmaların sürdüğü bütün kooperatifler, dernekler ve işte kurumlar hepsi kapatıldı. KHK'larla kapatıldı. Burada çalışan kadınlar işten atıldı ve artık bu çalışmalar oralarda yapılmıyor. Bu aynı zamanda kadın siyasetçiler ya tutuklandılar ya da işte görevden uzaklaştırıldılar. Bu merkeze doğru gitti. Figen Yüksekdağ'a kadar, Gülten Kışanak'a kadar giden bir şey oldu. AKP iktidarının kadınlara yönelik politikalarını biliyoruz. Daha doğrusu AKP'nin kendini yeniden üretmek için, kendini yani oy depolarını oluşturabilmek için dini istismar ettiğini, özellikle dini siyasette araçsallaştırdığını biz biliyoruz. Hani hatırlarsınız seçimlere giderken öyle ki seçim otobüsünün tepesinde Kur'an'ı sallamıştı ve evet, o istemişti. Fakat öte taraftan işte bu Kürt illerinde yaşanan operasyonlarda, örneğin geçenlerde bir eve bomba attılar ve o evde bir işte terörist olduğunu söyleyip bomba attılar. Evden hem kimse çıkmadı, hem ev yandı, hem de içinde 3 tane Kur'an yandı. Ama bu herhangi bir basına da yansımadı. Yani politikaları bu kadar çelişkili ve bu kadar dini araçsallaştıran, bunu yaparken de daha çok kadınları araçsallaştıran bir yapısı var. Kadınlara yönelik onların siyasette özgür ve bu şekilde özerk bir şekilde var olmaları, kendilerini ifade etmeleri ve yönetime katılmalarını, siyasete katılmalarını elbette ki istemiyorlar ve işte bunu pek çok kere siyasi dillere yansıdığını biz biliyoruz. Bunun pratik olarak durum böyle, manzarayı veya evet, fotoğraflarınız, halktaki yansıması nasıl Serpil Hanım? Yani yeniden katılımlar, yeni coşku, HDP'de yani bu şekildeki bir şey görüyor musunuz, etki görüyor musunuz? Daha direnme hali. Zaten aslında 2,5 yıllık sürece bakarsak biz bunu görüyoruz. Gidenler, gözaltına alınanlar, tutuklananlar, evet içeride direniyorlar, bulundukları yerlerde direniyorlar. Hani o hapishaneler, hapishane olmaktan çıktılar. Zaten bizim, sanat bizim üretim merkezleri. Vekillerimiz evet, demişlerdi yani. Hani bu 6 milyonu nasıl hapsedeceksiniz ya da işte sizin gücünüz bizi hapsetmeye yetmez diye. Gerçekten de hani evet fiziken duvarların arkasındalar ama bakıyoruz ki her biri bir şekilde toplumla, halkla, kadınlarla bağlarını sürdürüyorlar. Ve bunda tabii en mahir olan da eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş. En son Seher kitabıyla evet, çok reyting de çok fazla evet, yaptı. Evet yani halkın kitap umudu, çalışmaları, halkın söylemleri, umudu gerçekten yani bir siyasi hat olarak HDP'ye yönelimi aynı ısrarla devam ediyor. Zaten bu öfke de bu yüzden yani özellikle AKP Genel Başkanı'nın Selahattin Demirtaş'a yönelik hala o öfkesini bir türlü atamaması, her fırsatta hani ona yönelik nefret dilini kullanması aslında
Selahattin Demirtaş'ın bu kabulü toplum tarafından hem dünyada da aslında HDP'de eş genel başkanlarımız da dünyada da kabul gören siyasetçiler. Çünkü bakıyorsunuz yani Türkiye'nin 94 yıl Cumhuriyet değil mi? Geçen evet. 94. Evet. yılı kutlandı. 94 yıl boyunca aslında en temel sorunlarını çözememiş bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani 94. yılını kutladı Cumhuriyet fakat bir demokrasisinin kaçıncı yılını kutladı acaba? Yani bir demokrasi olmayan Cumhuriyet'in bize yarattığı ağır semptomlar, ağır sancıları yaşıyoruz. Onun ağır krizini yaşıyoruz ve bu krizden çıkartabilecek bizleri yeni bir yaşama taşıyabilecek bir siyasi hatta ihtiyacımız var. Siyasi bir çözüme ihtiyacımız var ve bu siyasi hattı bize sunabilen HDP ve HDP'nin kadın siyasetçileri, HDP'nin bütün siyasetçileri. Dolayısıyla da HDP o yüzden vazgeçilmiyor. Yani HDP'den nasıl vazgeçilebilir ki? HDP'nin yerine ne koyacağız ki biz ondan vazgeçelim? Dolayısıyla hani herkesin belki merak ettiği, bazılarının endişeyle sorduğu, bazılarının da işte yok etmek istediği için sorduğu bu sorunun cevabı HDP ayakta. Hiç kimse yani dostlarımız merak etmesinler. Biz ayaktayız ve bir aradayız. Bize karşı savaş yürütenler, bizi yok etmeye çalışanlar da onların da hevesleri kursağında kalacak. HDP var ayakta. Mücadelesini de bugüne kadarkinden daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Zamanımız çok az kaldı. Bir iki soru soracağım. Gerçi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı milletvekillerinin durumu ile ilgili. Anayasa Mahkemesi bir yıldır halen var olan başvuruya sessiz kaldığı biliniyor. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den 22 Ekim'e kadar savunma istemişti. O önümüzdeki haftaya kadar bildiğim kadar uzatma konusuyla ilgili bir şey yapıyor. Bir türlü hazırlayamadılar mı savunmaları? Bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ihlal kararı çıktığında doğrudan aslında tutuklukları da aslında bir anlamda zaten usule aykırı bir tutukluluk. Orada da tespit ve tescil edilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tabii bir de bunu uygulayıp uygulamama konusuyla karşı karşıya kalacak bir manzara. Tüm bunlarla beraber önümüzdeki dönem içerisinde OHAL yine devam OHAL'in uzatılmasıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'na yeni bir başkan atanılacağı söyleniyor. Bu Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olabilir sandık meselesinin seçim güvenliği açısından da bir hazırlığınız var mı bir parti olarak? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu da çok ciddi bir şekilde iktidar kendisine bağlıyor veya bu konuyla ilgili geçen referandumda gördüğümüz göre Anamur Muhalefet Partisi bile YSK ile kazanılmış bir seçim diye sürekli söylenen bir duruma göre yeni YSK da buna göre daha da iktidara bağlı olarak biçimlendirildiğinde HDP'nin bu konuyla ilgili hazırlığı nedir veya ne yapacaktır? Ya bir kere çünkü siz sahada çalışmak, evet. Sahada çalışıp da oy aldıktan sonra sandıkta da kaybetmek, YSK ile birlikte sandıkta da kaybetme riski var her zaman. Bir kere bu seçim tartışmaları oluyor. Erken seçim mi olacak, nasıl olacak tartışmaları var. Tam da sizin çok doğru bir şekilde ifade ettiğiniz gibi. Hani bu seçim tartışmalarında yapılması gereken tartışma seçim güvenliğinin nasıl alınacağı, demokratik bir seçimin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ve bunun nasıl hayata geçirileceği. Hele hele OHAL koşullarında seçimin ne kadar anlamlı olduğu, işte kanun hükmünde kararnameler, OHAL bunlarla birlikte bir seçime gidilmesi. Hele de yine özellikle devletin... Karadeniz'de ve şeyde İç Anadolu'da müşahit bulmak, sandık görevlisi bulmak HDP açısından CHP'liler bile bulamadıklarını söylüyorlar bazı yerlerde. Bununla ilgili bir... Müşahit bulmak sorun değil fakat burada sorun yaratılan siyasi iklimde. Yani siz eğer demokratik bir seçimin hayata geçirilmesinin önüne geçecek politikalar geliştirirseniz o zaman o ülkedeki seçim de aslında gerçek anlamda halkın iradesini yansıtmaz. Seçimler niçin yapılır? Halkın temsil
gücünün açığa çıkması için, onun iradesinin açığa çıkması için ki yani seçimden seçime yapılan demokrasi de gerçek bir demokrasi değildir ama biz bunu bile yapamıyoruz şu anda. Yani bu sandığın güvenliğini dahi alamıyoruz. Şu anda bence en önemli sorun tek adam rejiminin kendini inşa etme sürecini yaşıyor olması. Bunun karşısında ise yani bunu durduracak bir politikanın bütün demokrasi güçleriyle birlikte geliştirilmesi sorunudur. Yani şu andaki mesele seçim olacak, olmayacak ve biz bu seçimlerden tek adam rejimini geriletiriz, sonucu çıkartamayız. Ki çünkü, o seçime, kendi seçimlerine bile, sandığına bile şu anda saygı duymuyor. İstifa tırnak içinde istifa müesseseleri oluşmaya başladı. Yani kayyum gibi bir de istifa kurumu oluşmaya başladı. Bakın bize kayyum atadılar. Evet. Kendi belediyelerine de istifa etmelerini istediler. İstifa etmeyeni de tehdit etti değil mi Erdoğan? Dedi ki neticesine katlanırlar dedi ve açık bir şekilde tehdit etti. Peki bu tehdit açıkken hele hele Balıkesir Belediye Başkanı işte tehdit edildiğini basın açıklamasında ifade etmişken ailesi, ne oldu? Evet. Hangi savcı harekete geçti? Evet. Hangi yani bu açıdan bir gelişme oldu? Hiçbir gelişme olmadı. Herkesi yani Kürt illerine kayyum atayarak diğer belediyelere de aslında fiilen kayyum atayarak onları istifaya zorlayarak aslında bu nedeni nedir? Ki, Serpil Hanım, nedeni nedir? Toplumun yani seçmenin ne görüyorsunuz yani? Söyleyeceğim, seçmenin yarısından fazlasının şu anda iradesi yok. Yok hükmünde şu anda. Hepsini toplarsak yani 6 belediye, batıdaki belediyeleri toplarsak ve Kürt illerindeki kayyum atananları toplarsak şu anda halkın iradesi iktidara yansımıyor, yerel yönetimlere yansımıyor ve bunun sebebi de burada aslında bir sivil darbe yaşanmış olması. 4 Kasım sivil darbesinin aslında bunlar sonuçlarıdır. Neden atıyor belediyelere başkalarını yani seçilmişleri yani değil de kendi belediyelerini neden istifaya zorluyor? Nasıl şimdi görüyorsunuz siz? Evet. Bir bununla birlikte ekonomiyle ilgili şu anda çok ciddi bir şekilde bir dalgalanmalar var. Onunla birlikte bir değerlendirirseniz bu sorumu. Şimdi öncelikle bir sivil darbe süreci yaşıyoruz. Bu aslında OHAL'in ilanıyla başladı. OHAL gerekçe edilerek her şey yapılıyor kanun hükmünde kararnamelerle. Buna biz alışmamalıyız. İkinci olarak iktidarını kaybetmekten çok korkuyor. Erdoğan seçilememekten çok korkuyor. Bunun içinde aslında elindeki bütün yetkileri yani 16 Nisan meşru olmayan referandum sonuçları ve OHAL ilan edilen yani 15 Temmuz karanlık darbe girişiminin ardından ilan ettiği OHAL'i de dayanak yaparak bütün çabası aslında seçilebileceği, yeniden iktidar olabileceği seçimlere hazırlanmak. Düşünün 80 milyonun kaderi bir tane adamın, tek adamın kariyer planlarına bağlanmış durumda. Ve bu kariyer planlarını yapabilmesinin tek yegane yolu da Kürt düşmanlığı. Eğer Kürt düşmanlığı yaparsa, Kürtleri daha çok öldürürse, daha çok savaş çıkartırsa, o zaman yanına diğer siyasetçileri de alıyor, parlamentonun diğer partilerine, birbirine benzeyen bu partileri yan yana geliyorlar ve işte o yüzden de engellenemiyor. Hani tek adam diktatörlüğü deniyor ya, tek adam diktatörlüğü diyorsak eğer o zaman onu, o diktatörlüğün önüne geçecek hamleyi ortaya çıkartmamız lazım. Bu konuyla ilgili CHP'yi de mesela HDP ile görüşmemek konusunda, fotoğraf vermemek konusuyla ilgili bugün Ahmet Türk'ün bir açıklaması vardı. Öyle mi? Ahmet Türk yani CHP yani biz yürüyüşe katıldık ama sanki bu yürüyüşe, adalet yürüyüşünde görünmeme konusunda öyle bir çaba rahatsız olanlar var şeklinde. CHP'deki böyle bir algı varsa ki var olduğu
hep söylenir ve zaten o şekilde uygulamaya geçilir, geçildiğini görüyoruz. Bunu yıkmakla ilgili HDP'nin görüşmeleri oluyor mu CHP ile? Yani çünkü bu biraz önce dediğiniz o rejimin oluşmasında bu şekildeki bir demokratik veya parlamenter güçlerin bir araya gelememesinin sonuç yarattığı evet, bir sonuç eğer mu? Eğer bir diktatörlük varsa, böyle bir tespitimiz varsa, eğer bir darbe varsa, böyle bir sivil darbe varsa, böyle bir tespitimiz varsa ki bunlar doğrudur ve vardır. O zaman bunun karşısında yapmamız gereken şey faşizmin karşısında bir araya gelmektir. Ve alternatif bir program çıkartmaktır. Alternatif bir mücadele yaratmaktır. HDP her zaman bu konuda fedakarlık yaptı. Biraz önce çizdiğiniz fotoğraf HDP'nin fedakarlığıyla ortaya çıkmış bir fotoğraftır. Bu faşizme karşı birlikte mücadelenin bütün olanaklarını açığa çıkartmak için yaptığımız bir şeydir, çabadır. Ve bu çabayı sarf etmek herkesin, hepimizin sorumlu olan, halktan yana, demokrasiden yana mücadele yürüten herkesin de görevidir diye düşünüyoruz. O açıdan bizim tek adam rejimine karşılık öncelikle OHAL'in kaldırılması, kanun hükmünde kararnamelerin bir kere tamamen sonuçlarıyla ortadan kaldırılması gerekiyor. 100 bine aşkın, 150 bine yakın insan bu kararnamelerle işinden, İşsiz. Ekmeğinden oldu. Evet. Nuriye ve Semih şu anda hukuksuz bir şekilde işlerine iade edilmedikleri için direniyorlar ve açlık grevindeler. Hukuksuz bir şekilde Nuriye tutuklu, Semih işte İsmini ev hapsinde. Anlamlar bile soruşturma konusu oluyor artık. Soruşturma konusu evet. oluyor. Yani bu insanların yaşam haklarını savunmak hepimizin görevi ve o kadar kolay ki yani bu vicdansızlığın artık hukuksuzluğun ve vicdansızlığın artık bitmesi gerekiyor. Bu insanların bir tek şey istiyorlar işlerine geri dönmek. Çünkü işlerini kaybetmeleri için ortada zalimlikten başka bir neden yok. Evet. Son 2-3 cümleniz ne dedi desem ve programı öyle bitirsek Serpil Hanım. Evet, son 2-3 cümlemi. Ya 4 de olabilir tabii ki, buyurunuz. 4 Kasım'ın yıl dönümü bir yıl oldu ve sevgili eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız ve bütün tutsak yoldaşlarımız büyük bir fedakarlıkla, direnişle içeride direnişlerini sürdürüyorlar. Dediğim gibi 300 bine yakın insan bu süreçten çok olumsuz etkilendi ve partimize de bunun etkisi var. Sürgünde olan, çocuklarından uzakta yaşamak zorunda kalan, işini kaybeden bu süreçte aslında sadece HDP'ye yönelik değil, bütün bu süreçten toplu OHAL ve KYK'lardan zarar gören, bu faşizmin kurumsallaşması sürecinden zarar gören herkese buradan selam göndermek istiyorum ve umutlu olduğumuzu, mücadelenin sürdüğünü söylemek istiyorum. Biz HDP olarak daha güçlendik, sağlamlaştık ve bu faşizmi yeneceğimize inancımız tam. Bunun için sorumluluklarımızın farkındayız ve hep beraber bütün demokrasi güçleriyle beraber direnmeye ve yeni yaşamı birlikte kurmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Artı TV izleyicileri, bu haftaki Hukuk Vicdanı programı bu gece, ben yarın dedim ama program başında, bu gece saat yarımla iki arasında geçen yıl başlatılan HDP milletvekillerine, eş başkanlarına, belediye başkanlarına eş zamanlı çeşitli illerde yapılan operasyonların birinci yılını doldurdu ve 9 tane milletvekili, belediye başkanları seçilmiş 3000'in üzerinde ve aynı zamanda da Serpil Hanım'ın da bahsettiği şekilde 10 binlerce kişiyi de etkilemiş bir şekildeki bir siyasi süreci ele aldık. Umarım bu hukuksuzluk bir anda önce OHAL'le birlikte son bulur ve demokratik bir toplumla birlikte barışçıl bir Türkiye'ye merhaba deriz.
Bugün biraz griptim. Kusuruma da bakmayın, hem Serpil Hanım bakmasın hem de sayın izleyicilerimiz bakmasın. Bir daha haftaya buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.